Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir pasta tarifi ile karşınızdayım. Bana göre dünyanın en basit pastası, yıllardır modası geçmeyen tek pasta diyebiliriz. Sizleri hiç bekletmeden hemen harika tarifime geçiyorum. 6 su bardağı süt kullanacağım. İçerisine 4 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı da toz şeker ilave edip çırpıcı yardımıyla önce tencerenin içerisinde çırpıyorum. Sonrasında da ocağa alıyorum. Ocağımı aldıktan sonra da çırparak pişirmeye devam ediyorum. Koyulaşıncaya kadar bu şekilde pişiriyoruz. Sonrasında içerisine bir miktar vanilya ve yaklaşık 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Sırada bizim klasik bisküvimiz olan petit beurre bisküvilerimiz var. Bir borcamın içerisine önce bisküvilerimi tek kat olacak şekilde diziyorum. Bir kepçe yardımıyla o hazırladığım harika çikolatalı sosu tek sıramın üzerine bir güzel döküyorum. Her yerine eşit miktarda olacak şekilde spatula yardımıyla yayıyorum. Sonrasında yine bir kat bisküvi ve krema, tekrar bir kat bisküvi, tekrar krema şeklinde devam edeceğim. Kat sayısını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ama bana göre en az 5 ya da 6 kat yapmamız gerekiyor. Çünkü diğer türlü çok zayıf bir pasta elde etmiş oluruz. Gördüğünüz gibi çok az malzememiz var. Sadece 10 dakika içerisinde hazırlanabilir. İlk denemenizde bile gerçekten risk almadan pişirebilirsiniz. O derece güzel bir pasta tarifi ve her zaman işte çocukluğumuza döndüren bizi bir pasta. Annelerimizden tatlı istediğimiz zaman kolaylıkla bize bunu yaparlardı. Okullarda benim hala en sevdiğim pastalardan bir tanesidir. Şimdi ise rondomun içerisine petit beurre bisküvilerimi aldım ve un şekline getiriyorum. Pastamın süslemesi için kullanacağım. Üzerine de bol miktarda serpiştiriyorum. Dilimler haline getirdikten sonra yine üzerine istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Çilek koyabilirsiniz ya da evinizde ne varsa kiraz çok yakışır. Ya da Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Bu kısmı tamamen size bırakıyorum yaratıcılığınıza ya da tamamen evdeki malzemenize göre ayarlayabilirsiniz. Büyükçe dilimler halinde ben pastamı kestim. Gördüğünüz gibi zaten nefis görünüyor. Biraz buzdolabında da dinlendirebilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır emin olun. Bekledikçe güzelleşen tariflerden bir tanesi. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.